Evet arkadaşlar, Lider Gençlik İzcilik Spor Kulübümüzün canlı yayında düzenlediği 20. bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Evet, sesim nasıl arkadaşlar? Seste problem var mı? Sesimi alabiliyor musunuz arkadaşlar? Evet, şu anda sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar, yaklaşık 3 aylık süreç içerisinde 20 tane, 19 tane yarışma yapmışız. Amacımız sizleri bu süreç içerisinde biraz olsun eğlenceli vakit geçirtmekti. Hem bunu sağladık, hem de güzel bilgiler öğrendik diye düşünüyoruz. Bugün de 20. yarışmamızda karşınızdayız. 21.40 itibariyle yarışma pinimizi vereceğiz. 21.45'te de yarışmamızı başlatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu akşam yarışmamızın ödüllerini değiştirdik. Hemen onları ekrana getiriyorum. Bugün yarışmamızda birinci olan arkadaşımıza 10.000 miliamperlik çift çıkışlı powerbank vereceğiz.
İkinci olan arkadaşımız daha önceki ödüllerde olduğu gibi kablosuz Bluetooth kulaklık sahibi olacak. Üçüncü olan arkadaşlarımız ise 25 lira DNR online sitesinde geçerli olmak üzere hediye kartı alacaklar. Yine bu akşam daha önceki yarışmalarımızda olduğu gibi 12 sorumuz var. Bu 12 soru genel kültür, genel yetenek, coğrafya gibi farklı konularda olacak. Toplam 12 sorumuz var. Evet, bu akşam yayınımızı farklı bir mekandan yaptığımız için teknik olarak farklı cihazlar kullanıyoruz. Yayın kalitesinde bozuk zamanlar olabilir. Bunları gidermeye çalışıyoruz. Bu arada dediğimiz gibi 21.40'da pinimizi vereceğiz. 2 dakikamız var. Önemli bir hatırlatmada bulunacağım. Bildiğiniz gibi bizim kulübümüz Ufku Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının Kocaeli organizasyonunu yapıyor 8 senedir. Bu sene de bildiğiniz gibi süreçten ötürü Ufku Yolculuğun online sınavı yapılamadı. Bunun yerine Ufku Yolculuğun yazılı sınavı yapılamadı, özür dilerim. Bunun yerine 21 Haziran 2020 Pazar günü ikinci aşama olarak yazılı sınav yerine online sınav yapılacak. Aramızda muhakkak yarışmaya kayıtlı olan arkadaşlarımız vardır. Bu konuda hatırlatma yapmak istedim. 21 Haziran 2020 günü online sınavımız var. ufkuyolculuk.com detaylı bilgileri web sitesinden alabilirsiniz. Ayrıca bu hafta sonu 14 Haziran'da da online deneme sınavı olacak. Sabah 8, akşam 8 saatleri arasında ufkuyolculuk.com sitesine girerek yarışma, online deneme yarışmasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Aramızda kayıtlı olan arkadaşlar mutlaka bu hafta denemeye ve önümüzdeki haftada 21 Haziran Pazar günü de ikinci aşama online sınava girsinler. Yine Türkiye ödülleri ve Kocaeli geneli ödüllerimiz var arkadaşlar. Evet, şimdi bir dakikamız var, pinimizi vereceğim. 21.45 itibariyle de yarışmamıza başlayacağız arkadaşlar. Evet, hazırsak pin ekranımıza geçiyorum. Yarışmamızın pinini veriyorum arkadaşlar. Evet, yarışma pinimiz 939-70-19. Hızlı bir şekilde girişler başladı. Burada şu hatırlatmayı yapalım arkadaşlar. Takma isimlerle, nickname'lerle yarışmaya katılmayalım. Ödül sıralamasına girmeniz durumunda
Ödüllerinizi veremeyeceğiz böyle bir durumda. Takma isimle veya sadece adıyla katılan arkadaşlarımız varsa çıkıp yeniden yarışmaya girebilirler. Adımız ve soyadımızla yarışmaya katılalım. Evet, şu anda yarışmaya katılımlar devam ediyor. 21.45 itibariyle ilk sorumuzu ekrana getireceğiz. Bir hatırlatma yapmış olalım. Ödüllerimiz birinciye 10.000 miliamperlik çift girişli powerbank, ikinciye kablosuz bluetooth kulaklık, üçüncüye DNR online sitede geçerli hediye çeki. Ödüllerimizi kazanan arkadaşların son bir ay içerisinde yarışmamızda ödül almamış olması gerekiyor. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Evet, dediğimiz gibi ad soyad kullanarak yarışmamıza girelim. Ben gördüğüm hatalı olan yarışmacıları çıkartıyorum. Lütfen onlar tekrardan yarışmamıza bağlansınlar. Evet, an itibariyle 2 dakikamız var. Evet, canlı sohbete bakıyoruz. Nedim Bey kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Numan Acarca Kastamonu'dan selamlar söylüyor. Kastamonu'ya biz de selamlar söylüyoruz. Güzel şehir Kastamonu, Evliyalar Diyarı, selam olsun. Evet, Yusuf Kalkanoğlu, sana da selam olsun. Nurettin Ulutaş Van'dan selam söylemiş. Vanlılara, Vanlı kardeşlerimize bizden de Kocaeli'den de yürek dolusu selamlar. Urfa'dan, Kahraman Kazan'dan, Kocaeli Derince'den selamlar var. Ne güzel, hepimiz aynı platformda buluştuk. Evet, Ece var burada. Ece'yi çıkartıyorum. Ece lütfen yeniden gir. Ve nickname olan arkadaşlar lütfen tekrardan sisteme dahil olsunlar. Evet, saatlerimiz 21.45'i gösterdi. Ve yarışmamızın startını veriyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz ekrana geliyor. Peygamberlerin sıfatlarından biri olan İsmet hangi anlama sahiptir? Adil olmak, güvenilir olmak, günahtan korunmuş olmak, cesur olmak. Evet, peygamberlerin sıfatlarından biri, İsmet sıfatı hangi anlama geliyor? Evet, Erdinç Taşkın Gebze'den selamlar göndermiş. Gebze'ye selam olsun. Cevaplarımız gelmeye devam ediyor. Evet, şu anda yine yarışmamıza katılım sağlayabilirsiniz. PIN kodunu girerek. Süremiz doldu. 164 arkadaşımız doğru cevap vermiş. İsmet sıfatının anlamı günahtan korunmuş olmaktı. Puan durumumuza bakıyoruz. Ahmet Şenol birinci sırada, Zeynep Duruzer
İkinci sırada Zahit Gürdal arkadaşımız. Üçüncü sırada Erva, Turgut ve Kübra Ocak'ta takip ediyorlar. Evet, ikinci sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Hamama giren nokta 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 atasözü hangi kelime ile bitmelidir? Hamama giren düşer mi? Hamama giren ıslanır. Hamama giren temizlenir. Hamama giren terler. Evet. Sanıyorum birçok arkadaşımızın rahatlıkla yapabileceği bir soruydu. Cevaplar da hızlı bir şekilde geldi. Evet, yarışmacılarımızın tamamı neredeyse sorumuza doğru cevap verdi. Tebrik ediyoruz. Puan durumumuza baktığımızda ufak bir değişiklik oldu. Ahmet Şenol birinciliğini koruyor. Ocak ailesinden sanırım diğer bir fert Mehmet Ocak üçüncülüğe geldi. Ve diğer arkadaşlarımız zannediyorum birinci sorudan sonraki skorla aynı sıralamadalar. Üçüncü sorumuza geçiyorum. Dediğim gibi 12 sorumuz vardı. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Evet, hangisi bir çizgi film değildir? Pembe Panter, Rafadan Tayfa, Kral Şakir, Köstebekgiller. Hangisi bir çizgi film değildir? Köstebekgiller diyen var. Pembe Panter diyen var. Evet. Köstebekgiller cevabı ağırlıkta. Evet. Doğru cevabımız Köstebekgiller olacaktı. İçinde tabii animasyon karakterler de var. Fakat normalde bir film, dizi film şeklinde çekilen bir programdı Köstebekgiller. Puan durumumuza baktığımızda Ahmet Şenol Bey'i scoreboardumuzdan ayırdık. Mehmet Bey birinci sırada, Kübra Ocak, Fatih Özay, Numan Acarca ve Serhat Aslan şeklinde devam ediyor. Daha önümüzde çok sorumuz var. Puan durumunu değiştirebilecek nitelikte sorularımız olabilir. Yarışmamızı heyecanla takip etmeye devam edelim. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Hangisi diğerlerine göre evin farklı bir bölümünde bulunur? Fritöz, saç kurutma makinesi, fırın, set üstü ocak. Evet, cevaplarımız hızla geldi. Evet, Ayhan Kavak B demiş. Safiye Elbeyli de B demiş. Saç kurutma makinesi olarak cevaplar ağırlıklı geliyor canlı sohbete baktığımızda. Evet, 244 yarışmacımız bu sorumuza doğru cevap vermiş. Scoreboard'umuza baktığımızda evet yine bir değişiklik oldu.
Mehmet Ocak ve Kübra Ocak sıralamadaki yerlerini korudular. Havva Divanoğlu üçüncülüğe yükseldi. Evet, beşinci sorumuzu aldık. Çarpı 2 puan değerinde Kocaeli ilimizin ayvası ile ünlü Şirin beldesinin adı nedir? Eşme, İhsaniye, Değirmendere, Suadiye. Evet. Kocaeli ilimizin ayvası ile ünlü Şirin beldesinin adı. Evet, Türkiye genelinde ün salmış bir beldemiz. Ayvası güzel olduğu için lezzetli ve kıvamında çok güzel ayvası olan bir beldemiz. Evet, 186 kişi Eşme diyerek bu sorumuza doğru cevap vermiş. Skorboardumuza baktığımız zaman, evet, Ocak ailesi yarışmamızın skorboardda birinci ve ikinci sıradan düştüler. Zafer Zeren birinci sıraya yerleşti. Ahmet Turgut ikinci sırada. Elife Bulut Aslan üçüncü sırada. Esat Ünal dördüncü ve Hatice Serra Ulukavak beşinci sıradalar. Tebrik ediyoruz. Evet, altıncı sorumuz. Halanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur? Amca mı, enişte mi, dayı mı, baba mı? Halanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur? Evet. Yıldırım Karslıoğlu amca demiş. Yusufcan Kalkanoğlu enişte diyor. Nurcan Topal baba demiş. Osman Altun'un ama benim halam yok ki diye bir yorumu olmuş. Evet, çok farklı sorular, cevaplar var. Cevabımız baba olacaktı. 170 arkadaşımız sorumuza doğru cevap verdi. Puan durumuna baktığımız zaman Esat Ünal birinciliğe yükseldi. Elife Bulut Aslan, Ahmet Turgut, Fatih Özay, Ahmet Akif Önal sıralamada diğer kısımları paylaşmış oldular. Tebrik ediyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Yedinci sorumuz. Kur'an-ı Kerim'in 30 bölümünden her birine verilen ad nedir? Sure, ayet, hizip, cüz. Evet. Çoğumuzun kolaylıkla cevaplayabileceği bir soru. Kur'an-ı Kerim'in 30 bölümünden her birine verilen ad nedir? Hemen yorumlarda cevaplar gelmeye başladı. Arkadaşlarımızın çoğunluğu cüz dediler. Evet, süremiz doldu. 219 arkadaşımız cüz diyerek sorumuza doğru cevap verdiler. Skorboardumuzda bu sorumuzda herhangi bir değişiklik olmadı. Yarışmacılarımızı tebrik ediyoruz. Diğer sorumuza geçiyoruz. 8. sorumuz. Hastane randevunuzu hangi sistemden alırsınız?
E-Okul, E-Mobil, MHRS, KPSS. Evet, internet üzerinden hastane randevusunu almak için kullandığımız sistemin adı. Evet, yorumlarda yine farklı cevaplar var. E-Mobil diyen var. EDS demiş bir arkadaşımız. Osman hocamız LGS demiş. Evet, yoğunluk MHRS olarak cevaplıyor. Son 2 saniye. Evet, 218 arkadaşımız da bu soruya doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. Evet, bu sorumuzun sonunda da puan durumumuzda, daha doğrusu scoreboardumuzda herhangi bir değişiklik olmadı. Diğer sorumuza geçiyorum. 9. sorumuz bir matematik sorusu. Hangi işlemin sonucu diğerlerinden farklıdır? Biraz dikkat ve işlem önceliği konularında bilgi gerektiren bir soru. Hangi işlemin sonucu diğerlerinden farklıdır? Evet, arkadaşlarımız cevaplıyorlar. Son 10 saniyeye girdik. Son 5 saniye. Evet, turuncu kutuda gösterilen işlem sonucu diğerlerinden farklıydı. Diğer işlemlerin sonucu 14 çıkarken buradaki işlemimizin sonucu 17 çıkıyordu. 146 arkadaşımız doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. Puan durumunuza baktığımız zaman 3. durumda olan Mehmet Özay puan durumunda, yok özür dilerim, Mehmet Özay yeni girdi. 3. sıradaki arkadaşımız scoreboard'dan düştü. Ve onun yerine Fatih Özay ve Mehmet Özay arkadaşlarımız geldiler. Tebrik ediyoruz. Evet, şu anda 10. soruya geldik. Motorlu taşıt vergisi yılda kaç kez ödenir? Evet, motorlu taşıt vergisi yılda kaç kez ödenir? Bir kere mi ödenir? İki kere mi ödenir? Üç mü, dört mü? Yani kaç taksitle ödenir? Evet arkadaşlarımız yorumlardan, canlı sohbetten soruyorlar. İkinci kahutumuz bugün maalesef olmayacak ama cuma akşamları yine kahut yarışmalarını devam ettiriyoruz şu anda. Katılımınızı bekliyoruz. Her cuma akşamı buradayız. Evet, süremiz bitiyor. Şu anda bitti. 181 arkadaşımız, evet, 2 taksit te ödeniyor. Motorlu taşıt vergisi Ocak ve Haziran aylarında. Scoreboard'umuza baktığımızda, evet, şu anda herhangi bir değişiklik yok. Esat kardeşimiz 13.942 puanla 1. sıradaki yerini korudu. Tebrik ediyoruz. 11. sorumuza geçtik. Geçtiğimiz hafta vefat yıl dönümü ile yad ettiğimiz 7 Güzel Adam'ın yazarı kimdir? Evet, 7 Güzel Adam dizisi de var televizyonda. Şu anda ekranda onların isimleri de var.
7 güzel adam, kimisi hayatta, kimisi vefat etti. Vefat edenlere rahmet diliyoruz. Hayatta olanlara afiyet diliyoruz. Bir de bu 7 güzel adam şiir kitabının yazarı bunların içinden birisi. Kim? Nuri Pakdil mi? Mehmet Akif İnan mı? Sezai Karakoç mu? Cahit Zarifoğlu mu? Geçtiğimiz hafta da vefat yıl dönümüydü. Yad ettik. Rahmet olsun. Evet. Süremiz doldu. Cahit Zarifoğlu olacaktı cevabımız. 156 arkadaşımız doğru cevap verdi. Tebrik ediyoruz. Dediğimiz gibi 7 güzel adama da hepsine de selam olsun. Vefat edenlerine rahmet olsun. Geride kalanlara afiyet ve sağlık versin Rabbimiz diyoruz. Ve skorboardumuza geçiyoruz. Skorboardumuzda sadece Fatih Özay ile Havva Divanoğlu'nun yeri değişti. Çok fazla bir değişiklik yok. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı ve son sorumuza geçtik. Türkiye'nin kaç ilinin hem Marmara Denizi'ne hem Karadeniz'e kıyısı vardır? 1, 3, 4, 2. Evet. Görselde de yardımcı olması açısından bakabilirsiniz. Kaç ilinin iki denize birden kıyısı vardır? Artvin'de sayılır mı demiş Osman. Osmancığım, Artvin sayılmıyor. Belki Ağrı sayılır ama. Evet, süremiz doldu. 104 arkadaşımız 3 cevabını vererek doğru cevap vermişler. Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli ilimizin iki denize de kıyısı var. Ve günün sonuna gelmiş olduk. 12 Haziran 2020 tarihli yarışmamızın üçüncüsü Fatih Özay, ikincisi Serhat Aslan, birincisi bakıyoruz Elife Bulut Aslan. Son soruda scoreboard bayağı bir değişmiş arkadaşlarımız. İlk sıradaki arkadaşlarımız kaybetmişler. Biz tebrik ediyoruz kazananları ve tüm yarışmacılarımızı. Kazanan yarışmacılarımız Instagram sosyal medya hesabımızdan bize ulaşıp iletişim bilgilerini verirlerse ödüllerini takdim ederiz. Bu arada sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Her cuma akşamı yine burada buluşmak üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diyoruz. Saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz.